İDEF'te BMC'nin standındayız ve sizlerin de çok merakla takip ettiği Altay projesiyle ilgili gelişmeleri alacağız. Mehmet Bey merhabalar. Merhaba. Altay yaklaşık herhalde 3 ayı buldu. Son teslimat törenine katıldık. Evet. Kara kuvvetlerine verdiniz. Evet. Ne durumdalar? Hangi testleri yapıyorlar? Bir son gelişmeleri sizden deneyelim. Evet, sürecin tabii devam eden kısmı ile ilgili teslimat döneminde de söylemiştik. Tankın üzerinde çok önemli yenilikler, geliştirmeler var. Bunlarla ilgili yapılacak bir test kampanyası var. Bu tabii uzun bir süreç. 2 yıldı değil mi toplam? Yani şöyle söyleyelim. 2025 yılı tamamlanmadan seri üretim tanklarını teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu hedefin gerçekleşebilmesi için de tamamlanması gereken 2 sürecimiz var. Bir tanesi bu bahsettiğimiz yeni sistemlerle ilgili testler. Bir de tabii Ankara'da tankın üretileceği fabrikanın yatırımı ile ilgili devam eden süreç var. Orada da her şey yolunda gidiyor. Başladı yatırım. İnşallah planladığımız şekilde hedefe uygun olarak bu süreci tamamlayacağız. Bu arkamızdaki tank bizim testlerde kullandığımız FTR dediğimiz tankımız. Bizim de Arifiye'de gördüğümüz. Arifiye'de gördüğünüz tank. Kuvvete teslim edilen 2 tanktan biri değil. Evet. Bu 3. bir tank. Farkları neler? Bir kısaca sizden dinleyelim. Hatırlarsınız o dönemde de bahsetmiştik. Tabii önemli 2 grup fark var üzerinde. Bir, muharebe sahasındaki yeniliklere bağlı olarak bizim ihtiyaç gördüğümüz, tankın üzerinde geliştirilmesi gerektiğini düşündüğümüz sistemlerin ilavesi. 2, herkesin bildiği ihracat kısıtlarına bağlı mecburen zorunlu olarak tankı üretebilmek için üzerinden arındırmamız ve yerine yerlerini tanımlamamız gereken sistemler. Tabii ağırlıklı olarak ilave sistemlerde aktif koruma sistemi en önemli farklardan biri. Bu tankın daha önceki tanktan hatırlarsanız bahsetmiştik. Çok daha üstün bir beka yeteneği sağlayan yeni bir koruma sistemi var. Açılarıyla koruyabildiği anti-tank füzelerine karşı etkinliğiyle daha gelişmiş bir zırhı var. Araç kontrol sistemi tamamen yenilendi. Atış kontrol sistemi tamamen yenilendi. Daha küçük sistemlerde ilave birçok unsur var ama hepsini tek tek saymak istemiyorum. Ana unsurlar böyle. Tabii yerleştirdiğimiz birçok sistem var. 13-14 tane sistem yerleştirildi. Bunların da işte dediğim gibi o test süreçlerini tamamlayacağız. Daha doğrusu biz tamamladık. Mühendislik testleri zaten bitti. Müşteriyle birlikte olan kısmı yapıyoruz. Tamamlayacağız. Arkasından da inşallah ilk 6 ayları 2025 yılında hep birlikte kavuşacağız. Ordumuzun envanterine gururla vermek istiyoruz. Şimdi tabii izleyicilerimiz merak edebilir. Bu yaklaşık 2 yıla yakın sürece kara kuvvetleri testlerini yaparken sizin ekipleriniz de orada belki bir talepleri oluyor, birlikte adımlar gibi. O adımlarda nasıl çalışıyorsunuz? Yani BMC aslında o yılları süreyi boş geçirmiyor. Şimdi şöyle söyleyelim. Tankın seri üretiminin bir takvimi var. İşte T0 diyoruz başlangıcına. Bu takvim başladı şu anda. Yani tankın takvimi ilerliyor. O takvim süresince de projenin içinde Savunma Sanayi Başkanlığı, Kara Kuvvetleri'nin ilgili birimleri, TSK'nın bütün ilgili birimleri hep birlikte proje gözden geçirme toplantıları, teknik gözden geçirme toplantıları bunlar periyodik ve ihtiyaç durumunda her an yapılabilen toplantılar ve sahadan gelen, ordumuzdan gelen her türlü talebi, geri bildirimi biz değerlendiriyoruz ve hem takvim hem de teknik olarak uygulanabilirliğine bakarak da Altay tankının bütün özelliklerini geliştirmeye devam ediyoruz. Altay kadar gündemde bir de tabii çeşitli yeni açılacak tekerlekli araç ihaleleri var. Evet. Altuyla bu pazara giriyorsunuz. İsterseniz Altuya doğru olur, geçelim olur. Birlikte. Buyurun. Devam edelim. BMC'de tabii Altu 8x8 iki farklı modeli sergileniyor. Biraz da detay alalım sizden. Ne aşamadasınız, neler yapıyorsunuz Altu ile ilgili? Tabii ki. Bildiğiniz gibi 8x8 tedariğine yönelik Savunma Sanayi Başkanlığı'nın devam eden bir yarışması var. Altu hem bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına yönelik hem de dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarına yönelik pazarlara da sunulabilecek şekilde geliştirdiğimiz bir araç. Çok optimize bir araç, öyle söyleyeyim. Tabii hem
yerli hem de yurt dışındaki rakiplerin özelliklerini çok iyi biliyoruz. Bütün bunlar göz önünde bulundurularak ve ordumuzun ihtiyaçları, muharebe sahasının ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanmış optimize bir araç. Üzerine 12.7'den işte 120 milimetreye kadar her türlü silah kulesini takmak mümkün. Arkamızda iki versiyon görüyorsunuz. Bir tanesi 12.7, bir tanesi de 35 milim kuleli versiyonları. Aracın tabii genel özelliklerine baktığımız zaman hem işte bu silah sistemlerini değiştirebilme, modülerite dediğimiz, hızlı bakım yapılabilirlik, ergonomi, hareket kabiliyeti vesaire her yönüyle çok iyi olduğunu değerlendirdiğimiz, inşallah da çok umut bağladığımız, çok başarılı olacağına inandığımız bir aracımız Altı. Sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Savunma Sanayi Başkanlığı üzerinden devam eden ihalesinde değil, yurt dışı pazarlarda da çok ciddi gelişmeler var. Yurt dışında katıldığı ve çok başarılı bir şekilde tamamladığı testleri var. Özellikle Körfez bölgesinde çok büyük ilgi var aracımıza. Bunun çok kısa bir zamanda beklentimiz somut projelere, üretimlere dönüşmesi ve hem BMC hem de ülkemize çok ciddi bir katkı sağlaması. Sizlere kolay gelsin, iyi fuarlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah memleketimiz hayırlı olsun. Bütün standlarda çok güzel araçlar var. Fuarın herkes için çok iyi geçmesini diliyorum. Başarıyla tamamlanmasını diliyorum. Sizlere de kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek üzere. Sağ olun.